Kürtçe müzik dinlediğim için beni bu hale düşürdüler. HDP'li kimliğim var diye, siyasi kimliğim var diye. Şöyle, hastane fotoğraflarım. Şöyle göstereyim ben. Elazığ'da 4. ayın 25'inde kalıpçı olarak Yıldız grubundan iş aldık. Bu işi yaparken sözleşmemizi de yaptık biz o zaman. İnşaatın 4. 5. katına geldiğimiz zaman Kürtçe müzik dinlediğim için bana müteahhit Seyfullah Yıldız tarafında hakarette bulundum. İşte dinlemeyin, Kürtçe dinlemeyin. Siz Kürtler mesela burada gelip ayrımcılık yapıyorsunuz bilmem ne. Sadece Kürtçe müzik dinlediğimiz için bize bu kelimeyi söyledi. Ve benim işime son verildi. Benim işime son verildiği zaman iş bırakma sözleşmesi de bana zorla imzalattılar. Ve imzalattıktan sonra malzememizi 2 ay sonra teslim edeceğini söyledi. Ve malzememi ortağım Mehmet Arif Gülen kendisi malzememi getirmeye çalışırken onu darp ettiler, dövdüler onu. Mehmet Arif Gülen ortağım beni aradığında ben kendilerine telefon açtım. Niye benim malzemelerimi vermiyorsun, ortağımı niye darp ettiniz, gelin görüşelim dedi. Ve ben gittim Elazığ'a gittim, Seyfullah Yıldız'ın yanına gittim, Yıldız İnşaat'ın yanına. Neden öyle yaptınız dedim, kendisi ben sizin malzemenizi vermeyeceğim. Nedeni ne, sebebi ne dedim. Siz bize sözleşmeyi imzaladınız, doğrudur. İmzaladım ben, iş bırakma, ama siz de bana bunu söylediniz. 2 ay sonra ben sizin malzemenizi vereceğim dediniz. Vermeyeceğini iddia üstüne verdi dedi. Vermeyeceğim. Yani bir nevi kendisi AKP'li olduğu için kendi güçlerine güvenerek malzemelerinize el bastı. Ve malzemeyi, ne kadar malzemeniz var, gelin bir gezelim dediler. Beni zorla Bodrum'a götürdü. Daha doğrusu ilk başta kandırarak beni götürdü. Bodrum'da yani ben iyi niyetliğimde böyle bir olaya karşılaşacağımı bilmiyordum. Silah kafama dayadı. O anlık bir şeyde daha bir boşluk bularak ben yukarıya çıkmaya çalıştım. Ve çıktım ben yukarıya. Çıktıktan sonra korkudan karakola da gidemedim. Yani ben korktum. Çünkü Elazığ komple onların elinde yani. Polisler de hemen hemen onların yanında. Ben kimin yanına gideceğimi de şaşırdım. Ortağıma bunu danıştım. Söyledim ben bunu ortağıma. Ortağım bana bu kelimeyi söyledi. Dedi Allah'ımdan bulsunlar. Tabii ben bunu kendime yediremedim. Yani ben zoruma gitti. Hem malım gitmiş, hem düşüncelerime, siyasi düşüncelerim olsun, fikirlerim olsun, saygısızlık yaptığı için ben bunu birkaç arkadaşa söyledim ve bunu şikayette bulmamı söylediler ve şikayette bulundum ben. Ayın bayramdan 15 gün evvel bir olay oldu, darp edildim ve bu darp olayında 4-5 kişi tarafından darp edildim. Kalfur Bağlar semtinde boş araziye beni götürdüler. Orada darp ettiler. 3-4 kişiydiler. Darp raporlarım var. Darp raporlarımı bilmiyorum. Yüzünü göremedim. Enseme vurduğu için direktmen düştüm yere. O olayı hatırlamıyorum ben. Ben oradan abim Gülden bacanam Gül'e gidiyordum. Oradan beni takip etmişler. Dövdüler oradan beni. Ben kendimi yerde gördüm. Galiba bir saatten fazla yerde kalmışım. Kendime gelir gelmez direktmen hastaneye kaçtım. Yani bir taksi durdurdum, hastaneye kaçtım. Fotoğraflar da elimde var, yani şurada var. Ben Seyfullah Yıldız'dan şikayetçiydim. Onların yaptığını düşünüyordum ve onlar olduğu da ortaya çıktı. Çünkü 23 numaralı plaka benim evin önünde, bahçenin yanında geçiyordu. Daha bu olay olmadan, darp olayı olmadan bir hafta evvel beni takibe almışlar. Fotoğraflarım da var burada, kanıtlarım da var. Şikayetim de var, DAP raporlarım da var. Ne gerekiyorsa, yani ben karakola gittim, kaç sefer gittim ben, bu 4-5 sefer gittim. Herhangi bir sonuç alamadım ben. Bu mahkeme kararı bana gelmedi, bir şey gelmedi. Yani bazen düşünüyorum, acaba bunlar güçlü olduğundan dolayı mahkeme açmıyorlar mı? O tereddütte kalıyorum. Malzemelerimiz onlarda. Malzemelerimiz bugünkü piyasada 500-600 milyarlık bir malzemedir. Onu el koymuşlar. Kalıp malzemesidir. El koymuş. Vermiyor yani kendisi, bir nevi gelin alın diyor.
Alabilirseniz alın diyor. Tabii başvuruda vurdum. Bak dilekçelerim var, şeylerim var. Hepsi burada beyanda bulunuyorum. Bak buradadır hepsi. Komple buradadır. Gözü kesmeseydik zaten böyle yapmazdı. Bir de artı şunda bulundu. Eğer herhangi bir siyasi kimliğime zedelerse, bir şey olursa ben seni yaşatmam dedi. Zaten gerekeni de yaptı yani. Beni takip etti, beni darp ettiler yani. Bu Seyfullah Yıldız olduğunu ben iyi biliyorum. Ondan şikayetçiyim. Sonuna kadar da hakkımı savunacağım. Artı ortağım da aynısı darp edilmiş. O kendi dilekçe karakola verilmiş. Onun ifadesi de alınmış. Ama şu anda herhangi bir şey, yapılan bir şey göremedik yani. Bu haksızlığımıza karşı bize hakarette bulundular. Sesimiz bir nevi duysun diyoruz. Hayatımda endişe ediyorum. Yani ben doğru dürüst dışarıya çıkamıyorum. Yani hayatımda çok çok endişe ediyorum ve kendi hayatım ve çocuklarım hayatında da endişeliyim. Herhangi bir zarar verebilirler diye doğru dürüst bir yere de gidemiyorum. Bir eğlenceye gidemiyorum, bir markete gidemiyorum. Giderken de bile korkarak gidiyorum, ben bunu ifade edeyim. Gereken yerlere sesim duyulmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah adalet yerini bulur. Seyfullah Yıldız'ın cezasını çekmesini istiyorum.